Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Şu an Amerika'da öğrenciyim. Statümü öğrenciye çevirmiştim. Okuluma devam ediyordum. Gelecek ay programım bittikten sonra ülkeme geri mi dönmem gerekiyor? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim diye bu öğrenci arkadaşımız soruyor. Hayır, siz okulunuza devam ettiğiniz sürece, programınız eğer devam ettiği sürece, farz edelim programın bir dönemini bitiriyorsunuz ve tekrar devam edecekse programınız ya da yeni bir okula geçeceksiniz, transfer olacaksınız. Bu noktada siz önemli olan eğitiminizi devam ettirmeniz ya transfer yoluyla ya da aynı gittiğiniz okuldaki yeni programa yazılarak programları devam ettirdiğiniz sürece öğrenci statünüzü devam etmektedir. Bu statünüzü kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Böyle bir gelişme şu an için yok. Bunlar yanlış anlaşılmalar şu an ve bu noktada da şunu dile tekrar getireceğim. Göçmenlik Dairesi yıllardır öğrenci statüsünde olan C statüsü, F, M statüsünde olan öğrenciler için bu öğrenciler Amerika'ya girdikleri zaman onlara belirli bir süre vermiyor. Yani bu kişi 3 ay kalmak zorundadır ya da 6 ay ya da 1 yıl. Böyle bir süre sınırlarına hiçbir zaman getirmedi öğrencileri. Tam tersi öğrencilere programları devam ettiği sürece burada kalabilirler damgasıyla izin verip ve öğrencileri Amerika'ya kabul etmiş durumdalar. Ve bu devam edecek aynen. Fakat değişiklik noktası ise Ağustos ayına kadar olan, yani şu an ve öncesi için olan süreçte öğrenciler herhangi bir şekilde aslında statü kaybetmiş çok sayılmıyorlardı. Eğer diyelim bir öğrenci bir okula gidiyor ve okula gidemiyor, derslerinden kalıyor ya da devam etmiyor ve devamsızlık süresi başlıyor okula diyelim. Bu öğrenci normalde diyelim aylarca devam etmiş durumda değil ve seviş sistemi iptal edilmiş durumda. Bu ülke dışına çıkmak istediği zaman ya da çıktığı an Amerika içinde kaçak kaldığı günler onun Amerika'ya geri gelmemesine engel olmuyordu ya da Ağustos'a kadar olmayacak. Fakat Ağustos ayından başlayacak bu değişiklik yürürlükteki yeni uygulamayla beraber artık bu günler onların önüne engel olarak gelecek. Dolayısıyla öğrencilerimiz Ağustos ayından itibaren programlarını devam ettirmelerini, okullarına devam etmelerini dikkat edecekler ve eğer okullarına devam etmiyorsalar da ya ülke dışına çıkacaklar ya da statülerini değiştirecekler. Dolayısıyla bunlara daha da dikkat etmelerini gerektiren bir yürürlük gündeme gelmiş oluyor ve aslında Amerika şunu söylemiş oluyor göçmenlik dairesi, biz artık hani öğrencilerin gelip burada işte kafalarına göre takılmalarını istemiyoruz, gelip eğitimlerini yapmalarını istiyoruz, eğitimlerini yapıp geri dönsünler ya da eğitimlerini yapıp başka bir statüye geçecekler, o statüye geçsinler, yoksa gelip burada okula da gitmeyip okulu da ihlal edip kalmalarını, işte rahatça gezmelerini görmek istemiyoruz demiş oluyorlar. Dolayısıyla lütfen yanlış anlaşılmalara yol açmayın. Kesinlikle sizin Amerikan öğrenci vizeniz bitse bile okulunuz devam ettiği sürece burada kalabilirsiniz. Ya da burada statünüzü değiştirdiyseniz ve okula gidiyorsanız kesinlikle çıkmanıza gerek yok. Devam ediyorsunuz programınıza. Önemli olan tek nokta okulunuzdaki statünüzü ihlal etme durumunuz. Ve ihlal ettiğiniz günden itibaren ya da programınızı tamamladınız ve sevelen 60 günlük sürede geçti, hiçbir şey yapmadınız. O günden itibaren artık sizin burada yasal olmayan gün sayınız başlamaktadır. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olunmasını sayın değerli takipçilerimizin ve öğrencilerimizin dikkatine sunuyorum.